Evet, hemen stüdyomuza, konuğumuza dönelim. Doçent Doktor Hatice Karaağan, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi konuşacağız gündeme dair bütün başlıkları. Bir Ankara'ya da selam verelim. Peki. Mustafa Kartoğlu karşımızda, Star Gazetesi Ankara temsilcisi. Günaydın Mustafa Bey. Günaydın. Konuğumuza da günaydın diyelim. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Ben. Hoş bulduk. Evet, hemen aslında şu koalisyon görüşmeleriyle hocam size sorayım, sonra aslında ya da Mustafa Bey önce sorayım, son durum ne? Arkasından size de bu görüşmeler esnasındaki makroekonomik ve ekonomik göstergeler ne, onu da sormak istiyorum. Peki. Mustafa Bey, şimdi tabii piyasalar koalisyon görüşmeleri mi yoksa gündem yeni seçim mi tartışmalarına kilitlendi. Şu an beklemede piyasalar. Dolar tarafı keza Fed'den etkileniyor ama az sonra Hatice hocama soracağım onu. Şimdi MHP dışarıdan destekleriz dedi, sonra yalanlandı, sonra tekrar gazetelere bu haber düştü ve bugün de saat 11'de Davutoğlu ekiple görüşecek, heyetle görüşecek. Orada nedir son durum? Şimdi tabii şunu söylemek lazım, koalisyon görüşmeleri yapmamak üzere başlamadı. Böyle bir şey yok. Eğer öyle olsa hani kimse kimseyi oyalamıyor. İki tane güçlü büyük partinin yani koca koca adamları yani bütün millete ve birbirlerine numara çekiyor falan değiller. Bunu söylemek yani kelimenin tek ilk anlamıyla ayıptır. O yüzden bir defa onu tespit etmek lazım. Dün zannediyorum Haluk Koç Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin başındaki AK Parti'nin gayet hazırlıklı geldiğini ve iyi şeylerin konuşulduğunu, görüşmelerin iyi geçtiğini anlattı ki biz bunu burada defalarca konuşmuştuk. Nasıl hazırlanıldığını ve hangi başlıkların nasıl tartışıldığını konuşmuştuk. Şimdi ama bir de şu var. Yani evet, içeride her şey konuşuluyor. Şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Şu olur, bu olur. Fakat bir yandan da bazı şeyleri yürütmenin zorluğu belli. İki partinin temel ayrılıkları var doğal olarak ve bunları korumak zorundalar. Yoksa aralarında bir fark kalmadıkça yani iki ayrı parti olmanın da bir anlamı kalmayacak. İkisi de bu işten zarar görecek. İşin siyasi zararını bence koalisyonun ülkeye getireceği yararları düşünerek biraz geri planda bırakmış durumdalar iki tarafta. Fakat sona doğru yaklaştıkça var olan durumun AK Parti'ye yarayabileceği yönünde bir tırnak için endişe oluştuğu gözleniyor. Bu her iki partinin koalisyon görüşmelerinin dışındaki atmosferde biraz böyle ve o ister istemez içeriye yansıyor. En son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yani hükümet kurulma olasılığı, erken seçim olasılığı daha fazla görünüyor mealindeki açıklaması biraz can sıktı. Bunu mesela biz başbakandan duymadık ya da AK Parti heyetinden herhangi birinden bir off the record kendi adı anılmadan sızdırma, yani haber sızdırmayı falan denk gelmedik. Bunlar daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Daha önce de Haluk Koç bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Yine burada konuşmuştuk. Şimdi bu kadar çok konuşulunca içeriden bu biraz can sıkıntısı yaratıyor. Ben ikidir Cumhuriyet Halk Partisi ipe un sermek için hükümeti suçlayamıyor. Çünkü hakikaten karşısında hazırlıklı ve ciddi bir ekip var. Ama işte Cumhurbaşkanı bu işi tıkıyor diye Cumhurbaşkanı suçluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı daha bugünden masada olmayan birini bu iş bozulacak, olmayacak, olmayınca da sorumlusu bu olacak diye suçlamak hakikaten yani Türkiye'yi 7 Haziran öncesine götürmektir ki yani ben kimsenin oraya dönmek istediği kanaatinde değilim. Dolayısıyla bir bu söylenti bunlardan yola çıkarak söylüyorum. Muhtemelen bir erken seçim. Yani bu erken seçimin ağırlığı arttı, oranı arttı bu beklentinin anlamından başka bir anlamı taşımıyor doğal olarak. Sadece yeni bir cümle, yeni bir şekilde ifade ediyorum. Böyle olursa o zaman işte 3 seçenek vardı, hızlıca geçeyim. Ya partilerin sayılarına göre koalisyon kurulacak, düzeltiyorum. Ha, koalisyon sayıları aslında yeni bir hükümet kurulacak, seçim hükümeti. Bu da sadece seçime gidecek. Şimdi MHP Genel Başkanı zaten HDP ile aynı hükümette yan yana olmayı istemeyecek ki kendisi 3 günlük 4 günlük iktidarın bizim için bir anlamı yok. HDP de orada olacak dedi. Dolayısıyla orada çekilme hakkı var. O çekilirse yerine bağımsız bakanlar atanır
ve devam eder. Fakat o zaman 45 günlük süre başladığı için kalan işte 25 günde bu kararın verilmesi lazım ki o kadar da kalmadı. 20 günden daha az bir zaman kaldı. Ve 45 gün tamamlanınca yani bundan 20 gün sonrasından 3 ay sonrasına kadar bir seçime gitmek gerekecek. Şimdi bu tabi zaman sıkışıklığı ve AK Parti'de böyle toplama bir arabayla seçime gidileceğini gitmeyi istemiyor. O zaman ikinci seçenek var. O da azınlık hükümetiyle seçime gitmek. Bunun için meclisin karar alması lazım. Meclis karar alırsa azınlık hükümetiyle seçime gidilir ve burada bir tek yine bildiğimiz bu hükümet gider bu seçime. Evet, başbakan belki bazı bakanları değiştirebilir. O kendi tasarrufunda olan bir şey. Ama bu hükümetle gidilir. AK Parti de biraz bunu tercih ediyor. Bugün az önce gösterdiğiniz gazetenin kupüründeki haber de bu. Tabii yeni bir şey değil doğal olarak ama gün yaklaşınca bu tür şeyler artık ayrı ayrı önemli haberler haline gelebiliyor. Dolayısıyla bu ikinci seçeneğin gündemde olduğunu baştan beri biliyoruz. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan da uzun süreli bir azınlık hükümeti değil, seçime gidecek bir azınlık hükümeti olursa bu daha yararlı olur. Eğer seçime gidilecek ise demişti. Yani o da hükümetin kurulmasını önceleyen açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Evet. Şimdi dolayısıyla eğer bir Türk siyaseti uzlaşmayla olmadı, yapamadık, seçime gidiyoruz diyebilirse ben Türkiye'nin bundan zarar göreceği kanaatinde değilim. Türkiye ekonomisi de bu seçimi kaldırır. Bir yenileme seçimini, yeni bir seçimi kaldırır. Evet. Piyasalar biraz daha bunu bekleyebilir. Çünkü ondan sonra kimsenin koalisyondan kaçmak gibi bir lüksü olmayacak. Yani Cumhurbaşkanı'nı bahane ederek bile olsa ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi de olsa bundan bahanesi olmayacak. Aksine bütün partiler bagajlarını, yüklerini bırakmış olarak tekrar parlamentoya gelecekler. Eğer tablo değişmezse koalisyon kurulması bence daha kolay olacak. Evet. Tablo değişir. Bir parti lehine tek parti iktidarı mevzu bahis olursa o zaman zaten mesele kalmayacak. Evet. Ama şunu da söyleyelim. Bir tek parti iktidarı böyle %49, %50'ye, %25 gibi iki katı farklı bir iktidar olmayacak. Bu artık netleşti. O bakımdan eğer AK Parti tek başına, tek parti olarak tekrar iktidara gelir ise yanında, karşısında demeyelim artık, belki yanında çok ciddi, çok güçlü ve diğer partilerle birlikte hareket edebilen bir muhalefet bulacak. Ana muhalefet partisi bulacak. Dolayısıyla aslında ülke bir iktidar ana muhalefet işbirliğiyle yönetilecek ya da birlikteliğiyle yönetilecek bir tabloya kavuşacak diyebiliriz. Evet. Ben o bakımdan çok da endişeli değilim. Hocam şimdi bu olasılıklar Mustafa Bey'i dinledik. Koalisyon bakacağız şu an ama olasılık erken seçime doğru kaydı diyor Mustafa Bey de. Zaten gazete ve finansal piyasalarda bekliyor şu an. Ekonomimiz ne durumda onu sormak istiyorum. Otomotiv satışlarında artış var, konutta artış var. Enflasyon bir şekil düşüyor petrolden kaynaklı. Ancak genel durum nedir? Evet. Tabii piyasaları ve ekonomiyi en önemli ilgilendiren husus tabii ki şu andaki hükümeti şekillendirme süreci. Oradan hemen bir giriş yapacak olursak zaten tek parti hükümetinin çıkmamış olması, iktidarın çıkmamış olması ve şu belirsizlik sürecine girmiş olmamız piyasaları bir beklenti içine soktu. Burada şimdi koalisyon görüşmelerinde önemli olan ekonomi için ve piyasalar için buradan gerçekten uzun soluklu, güçlü bir hükümetin çıkması, reformist bir hükümetin ve bunun uzun soluklu, sürdürülebilir bir yapıda olmasıydı. O yüzden koalisyon görüşmelerini önemsedik. Hala küçük bir ihtimal var anladığımız kadarıyla. Fakat bu çıkacak ihtimalin tanımladığım şekilde olması önemli olacak. Aksi takdirde piyasalar için, ekonomi için olumsuz bir görünüm gelecek yeniden. Fakat erken seçime gidilirse de tabii bu aradaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak önemli. Çünkü şu anda beklemede piyasalar gözlemliyor gerek iç yatırımcı gerekse dış yatırımcı. Bu sürenin minimuma indirilmesi çok önemli. Fakat burada daha da önemli olan bir konu sonucun ne olacağı. Yani bir şekilde zaten seçim sonrası belirsizlikle
bir vakit kaybına uğradı Türkiye ekonomisi. Bunun daha fazla uzatılmaması, bundan sonra da erken seçim sonrası sonuçta acaba tek parti hükümeti gelecek mi? Ve yine reformlara devam edilecek mi gibi bir soru, yoksa tekrardan koalisyon görüşmelerinin başlaması yeni bir vakit kaybı olacaktır. O yüzden bu analizin iyi yapılması gerekiyor. Vakit kaybının indirgenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat sonuçta eğer şu andaki oluşacak bir koalisyon hükümeti uzun soluklu olmayacaksa, orta vade için ve uzun vade için ihtiyacımız olan güçlü hükümet açısından erken seçim faydalı olacaksa, bu da tabii ki opsiyonlar arasında yer alıyor. Ekonomideki duruma gelecek olursak, zaten bu bekleme sürecinde büyüme hızımız bildiğiniz gibi mütevazi bir seviyede seyrediyor. Evet, otomotivde bir artış var. Zaten ithalat rakamlarında da yılın ilk iki çeyreği açıklandı, ilk yarısı açıklandı. Burada da görüyoruz otomotiv ithalatında bir artış var. Fakat diğer kalemlere baktığımızda genelde tüketimde orada çok ciddi artışlara rastlamıyoruz. Hatta yani ithalat üzerinden gidecek olursak çoğu grupta düşüş görüyoruz. O yüzden aslında ekonomi genelinde genel bir talep canlanmasından bahsetmemiz zor. Bunu otomotivde görüyoruz. Bu spesifik bir durum olarak kaydedebiliriz. Ve yine aslında işin ucu belirsizliğe geliyor. Herkes beklemede, tüketici de yatırımcı da beklemede izliyorlar. Ondan sonra kararlar. Tabii dış piyasalarında etkileri var. Fed bunların başında geliyor. Aynen. Fed'in şöyle şimdi Lockhart açıklaması bir karıştırdı piyasayı. Arkasından Powell açıkladı ama Powell'ın da oy hakkı yok. Yalnız yine de piyasalar farklı algıladı. Veriler de karışık geliyor. Hı hı. Tarım dışı istihdam var yarın. Ona bakacak herhalde piyasa Amerika'da. Şimdi oradaki etki nasıl olacak? Bakanlar etkilerini söylüyorlar. Fed etkisini. Sadece Türkiye değil, geçmekte olan diğer ülkeler için de aynı şekilde doğru. Keza var. Bu erken seçim, koalisyon erken seçim diyelim, erken seçim esnası Kasım, Aralık, bilmiyoruz tabii tam tarihi ama orada da Eylül, Ekim gibi Fed'den bir faiz artımı gelebilir. Dolayısıyla bu ikisi birleştiğinde nasıl bir tablo çıkar sizce? Aslında çok zorlu bir sürece girmiş durumdayız. Fed'in artışını zaten uzun süredir beklemekteyiz. Piyasalarda önemli ölçüde bunu satın aldı. Fakat şu an daha heyecanlı bir sürece girilmiş durumda. Eylül'de artırım geleceği söylemiyle. Tabii hala emin değiliz. Çünkü Fed halen verileri izlemeye devam edecek, belirttiğiniz gibi. Burada önemli bir göstergede hep konuştuğumuz ABD'deki enflasyon olacak. Evet. Orada bir hedef var. Tabii o hedefe ulaşmak daha zaman alacak ama en azından bunu şimdiden belirtilerini görmek istiyor FED. Şu anda tüketici enflasyonuna baktığımızda ABD'de %0.1. Bir ay önce %0'dı. Fakat burada tabii enerji fiyatlarının etkisi oluyor. Enerji fiyatlarındaki düşüklük de ABD'deki enflasyonu aşağı yönlü baskı yapıyor bir şekilde. Enflasyon önemli bir gösterge olacak FED kararlarında. O yüzden Eylül'de olabilir. Fakat hala orada bir toparlanma olmazsa istihdam piyasası daha toparlanır gibi, evet, ama enflasyon iyi. Kanadında biraz soru işaretleri var. Görülebilir. Tabii bunun gelişmekte olan birçok piyasaya etkisi olacak, Türkiye başta olmak üzere. O yüzden aslında bu arada kredi derecelendirme kuruluşlarının da önümüzdeki aylarda, yarın başta olmak üzere, Moody's'le başlamak üzere bir takvim bekliyor ne bize. Ne bekliyorsunuz siz Moody's'ten herhangi bir karar? Sıkıntılı bir dönem. Moody's'ten şimdi aslında birkaç açıdan bakmak gerekiyor. Yarın açıklayacak kararını ya da erteleyebilir de bilmiyoruz. Fakat şu anda Moody's notumuz yatırım yapılabilir ülke seviyesindeyiz. Eğer burada fakat geçtiğimiz 2014 Nisan ayında görünümümüzü durağından negatife çevirmişti, evet. Bildiğiniz gibi. Bu bir uyarı niteliğindeydi. 16. haftadayız. 18 ay içerisinde not indirimi gelebilir veya artırım gelebilir. Evet, uyarı anlamındaydı. Evet. Fakat eğer bu olursa, indirim gelirse, yatırım yapılabilir ülke seviyesinden çıkmış olacağız. Burada işte bahsettiğim gibi birkaç açıdan bakmamız gerekiyor. Bir tanesi, gerçekten zaten çok soru işaretleri var derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili yıllardır konuştuğumuz. Türkiye gerçekten hak ettiği yerde mi? Bu açıdan baktığımızda aslında bir not üzerimizde örneğin Brezilya var, işte İzlanda var, Güney Afrika var ki bu ülkelerin bir kısmı daralmada, bir kısmı daha düşük büyüme performansları sergiliyor. O kadar da iç açıcı durumları yok. Bunlar üstümüzde notu olan birkaç ülke. O yüzden aslında birçok kriter bağlamında çok da hak ettiğimiz yerde değiliz. İkinci soru, gerçekten not indirimini hak ediyor muyuz? Buraya da baktığımızda tabii ki riskler var. Örneğin cari açık riski, evet, indirgemiş durumdayız ama hala önümüzde bir risk. Daha da önemlisi, bunun finansmanı riski var ve FED etkisi aslında burada devreye giriyor. Önümüzdeki aylarda ki geçtiğimiz aylarda da yaşadık, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanıyor. Burada finansmanı durumunda bir sıkıntımız var. Bu da TL dolar kurunda gelişmeler sergiliyor olumsuz. O yüzden negatif durumlar var. Fakat dediğim gibi eğer not düşerse şu da var. Şu anda bir belirsizlik ortamı var. Hükümetin şekillenmesi ortamı var. Ve terör
olaylarını yaşandığı bir durumdayız. Fakat bunun biraz daha izlenmesi ve de bir geçiş süreci olarak kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü notumuz düştüğü takdirde Rusya'nın da içinde olduğu yatırım yapılamayan ülkeler kategorisine gireceğiz ki Türkiye bunu şu anda hak etmiyor. Evet, o yüzden biraz da orta vadeli bakış açısından evet negatif taraflar var. Fakat hak ettiğimiz seviye ve indiğimiz seviyede kıyaslanabilir ülkeler açısından ve geçiş döneminde olduğumuzu göz önüne alarak bir müddet daha Moody's'in bu kararı erteleyebileceğini veya Aralık'ta bir karar takvimi daha var. Oraya erteleyebileceğini bekleyebiliriz. Ama ne düşünme bahaneleri de olabilir bu dediğimiz faktörler çerçevesinde. Terör vesaire. Evet. Daha fakat dediğim gibi hükümetin şekillenmesini beklemesi çok daha mantıklı bir karar olacaktır. Tabii şu an önümüzü şey görmek yok. Açısından. Doğru. Herhangi bir şey beklenmiyor bildiğim kadarıyla finansal piyasalardaki uzmanlar. Beklenti teyzeceği ya da erteleyeceği yönünde evet, şu anda. Uyarı da bulunabilir deniliyor. Alışıyoruz zaten. Zaten seçim sonrasında bulunmuştu. Evet. Belirsizlik ortamı vardı. Evet. Yine benzer bir uyarıda bulunabilir. Şimdi Mustafa Bey tekrar ben hocam size döneceğim. Tamam. Çünkü önce şu IŞİD'le operasyonlar ve tabii bunun Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu da ASEAN ilgili oradaydı. Onunla ilgili olumlu görüşmeler var. Cumhurbaşkanının Çin siyaseti oldukça önemli. Şu çok önemli. Konjonktür içerisinde yeni pazar arayışı ve İran-Ruhani görüşmesi de oldukça önemli. Mustafa Bey şimdi hem Cumhurbaşkanı'nın Ruhani ile telefonla görüşmesi İran'da ve bölgedeki yapılanlarla ilgili bilgi vermesi hem IŞİD'e DAEŞ'e ortak operasyon Kerry ile görüştü Bakan Çavuşoğlu çünkü Amerika ile birlikte DAEŞ'e karşı kapsamlı bir mücadele başlatacağız diyor, sonuç odaklı olmalı diyor. Malezya'da ASEAN toplantısında Kerry ile birlikte bir araya geldi çünkü ve büyük operasyon yolda olarak bütün gazetelerde görüyoruz. Bu arada tabii biz de haberde gördük. İlk silahlı İHA'lar Suriye'nin Rakka kentine vurdu. Şam'a haber verilmesini talep etti. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Muallim Hava Saldırısı düzenlendiğini açıklayınca Amerika'yı da yetkililer. Neler diyeceğiz? Şimdi ne zaman başlar kapsamlı mücadele? Bu İHA'lar silahlı insansız hava araçları insanlı silahlıya dönecek mi? Ciddi bir operasyon mu başlıyor? Ne diyorsunuz Ankara tarafında? Görüntü nedir? Evet dönecek zannediyorum, bir şey geldi bile İncirli'ye, yani insansız silahlı hava araçlarından biri. Şimdi dünden itibaren İncirli'deki operasyonlar için kullanılmaya başlandı ve bundan sonra da artarak devam edecek. Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama önemli aslında, dün değil bir haftadır. Çok önemli, kritik bir trafik yürüyor. Hem İran-Suriye arasında, hem Rusya-Suriye arasında, Rusya-İran arasında, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Suriye ile Katar arasında, Katar-Suudi Arabistan arasında. Yani hakikaten bu trafik çok daha fazla. Şimdi araya giren Mısır'daki darbe nedeniyle biraz Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası bozuk. Suudi Arabistan'da bir ara serinlemişti fakat sonra toparlandı. Şimdi daha da güçlenen bir seyir izliyor. Bir taraftan Rusya Lavrov üzerinden Suriye'ye bir Suriye teklifi getiriyor. Bugünkü muhalifleri yok sayan biraz PYD'yi ve PKK'nın Suriye'deki kolunu denklemin içerisine katan, Bağız rejimini katan bir yönetimden bahsediyor. Bir yandan da dün televizyonlarda gördüm, Obama'nın o bir koalisyondan bahsettiği söyleniyor. Şimdi yani Suriye yönetimi için bir koalisyondan bahsettiği söyleniyor. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde daha önce konuşulmuş bir şey hatırlıyoruz. Bunu zannediyorum İngiltere de destekliyordu. Esad'sız ama içinde Bağız rejiminin de doğal olarak bulunduğu. Çünkü bugün rejimi kontrol altındaki bölgelerde kendi taraftarı ve o yönetimin içerisinde yönetimde temsilcileri bulunan bir grupta halk var. Onları yok sayamazsınız ister istemez Suriye'de, Suriye'nin geleceğinde. Onlar da yerini alacaklar. Sadece halkına yönelik katliama imza atmışların dışındaki isimlerden oluşabilecek bir temsilden bahsediliyor. Şimdi belki o döneme, o günlere geri gitmek mümkün olabilir. İçinde bazısında bulundu ama Esad'ın bulunmadığı, belki aileden başka birileri olabilir. Bir koalisyondan, bir geçici yönetimden bahsediliyor.
idi. O belki bugün tekrar güncellenebilir, gündeme gelebilir. Fakat mesele şu, bu yönetimde Esad'da ülkenin sadece kendisine ait, yani Şam merkezli olan bir bölümünü kontrol ettiğini, onun dışındaki bölgelerde hükmünün olmadığını ilan etmiş durumda kendi ağzından. Bu ne demek? Ülkenin kalan kısmında bana haber vermek kaydıyla istediğinizi yapabilirsiniz DAEŞ'e karşı, ben buna karışmam. Ha, destek verebilir miyim? Veremem, çünkü benim kendi bölgelerimi korumaktan başka gücüm yok. Bunun arasında saklı bir cümle var. DAEŞ'e yönelik bir saldırıya katılmam demek istiyor. Aslında sadece kendini koruma çabası değil, şu anda ihtiyacı olan petrol kaynaklar için DAEŞ'te ticaret yaptığı için de biraz. Yani petrol ticareti yapıyor. Bu artık en yetkili ağızlardan açıklanmış durumda. O bakımdan bu konuya karışmayacağım ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi son saldırılarda da, son operasyonlarda da bu tepkiyi verdi. Bu durumda bir güvenli bölge oluşturulması daha da kolaylaştırıyor. Evet. Çünkü hatırlarsanız bir güvenli bölge oluşturulduğunda eğer rejim güçleri buraya bir operasyon yaparsa o zaman bu rejimle savaş demektir. Ve ciddi kriz çıkar endişesi vardı. Şimdi rejim diyor ki hayır, ben buralarda zaten benim savaşmaya gücüm yok. Dolayısıyla ben oralara gelmeyeceğim. Gelmeyeceksem istediğinizi yapabilirsiniz. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun ve Türkiye'nin elini güçlendiren bir şey. Evet. Ben o bakımdan önümüzdeki günlerde Rusya'nın bu bana çok manalı gelmeyen tekliflerinin dışında yeni tekliflerin, yeni siyasi çözüm tekliflerinin geleceğini düşünüyorum. Evet. Bir de işi de çok ciddi darbelerin vurulabileceği bir döneme girdiğimizi zannediyorum. Pek biraz daha az konuşabiliriz bu konuları bu operasyonlardan sonra. Ve hemen hocam size dönüyorum. Şimdi bu kapsamlı mücadele, Çavuşoğlu'nun açıklaması, bir koalisyon güçleriyle Amerika'dan önderliğinde diyelim. Şimdi bir de tabii Çavuşoğlu ASEAN görüşmelerinde Malezya'daydı. Evet. Bu çok önemli diyor zaten. Burada Cumhurbaşkanı, daha doğrusu Malezya Başbakanı'yla da görüştü. İki ülke bu Malezya konusunda ticaret açmaya, savunma işbirliği, DAEŞ terör örgütü bütün dünyaya yayılmış durumda ama ASEAN önemli bir örgüt diyor ve ASEAN birçok ASEAN üyesi ülkeyle işbirliği stratejik seviyeye çıkardık. ASEAN örgütüyle işbirliğimizi arttırmak istiyoruz diyor. Evet. Şimdi Çin'den Dünya Bankası'na rakip, daha doğrusu rakip derken Çin derken BRICS ülkelerinin kurduğu bir banka var. Çin'in kurduğu bir banka var Dünya Bankası'nın haricinde. Biraz daha yüzü Asya'ya dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor zaten. Bunun dışında bırakın, adamlar Güney Afrika'ya da gidiyor. Antarktika'ya da gidecek neredeyse. İran'la nükleer müzakereleri yapıp pazar açıyor. Dolayısıyla şimdi bizim tutumumuz ne olmalı? Hem seçim, hem koalisyon, hem DAEŞ, hem PKK terör örgütü. İçeride biz ticaret, ihracat bazlı. Nasıl koruyacağız? ASEAN'dı, Şangay Beşlisi'ydi. Gerçi biraz NATO'ya yakın ama Avrupa Birliği'ydi, başka bankalardı. Ne dersiniz? Evet. İşte bu yüzden vakit kaybetmememiz gerekiyor. Bir an önce bir hükümetin kurulması ve önümüze bakmamız da çok önemli. Ama bu süreç içerisinde de bir yandan fırsatları değerlendiriyor olmamız, dış dünyadan kopmamamız, Çin gezisi, şu anda Dışişleri Bakanımızın ASEAN toplantısına katılım, bu açılardan önemli. Çünkü bunlar uzun vadeli projeler ve dünyanın geleceğini, ben hep o şekilde tanımlıyorum, dünyanın geleceğini bu bölgesel işbirlikleri, küresel işbirlikleri şekillendirecek. O yüzden izole olmamamız gerekiyor. Bunların adımlarını şimdiden atmamız gerekiyor. Bu anlamda bahsettiğiniz gibi Asya dünyanın gözbebeği durumunda. Zaten son 10 yıllarda Asya'ya bir kayış yaşandı küresel ekonominin ağırlık merkezi anlamında. Bu açıdan Çin tabii ki burada başrolde, baş aktör. Fakat Çin'le birlikte şekillenen ve Çin'in ABD ile mücadelesi kapsamında şekillenen mücadeleler görüyoruz. ASEAN bu bölgede 10 ülkeden oluşan, Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşan bir birlik. Çin'le de işbirlikleri var. Ama Çin'in bunun yanı sıra İpek Yolu projesi var. Bildiğiniz gibi Asya'ya, Avrupa'ya, hatta Afrika'ya açılacak olan. Bir yandan ABD Asya Pasifik'te bir birlik kurmaya çalışıyor. Transpasifik ortaklığı kurmaya çalışıyor. O yüzden orada büyük bir mücadele var. Bizim de geleceğe biraz bakarak bölgeyle işbirliklerimizi artırmamız bu anlamda önemli. Çin ziyareti çok önemliydi bu açıdan ve katılanlardan duyduğumuz kadarıyla çok güzel forumlar düzenlenmiş. Katılım iki taraflı olarak da oldukça yoğunmuş. Çin tarafının büyük bir ilgisi varmış. Bu güzel bir gelişme. Tabii burada dezavantajlar var. Gerek Çin'le işbirliğinde gerekse ASEAN ülkeleriyle işbirliğinde bir kere coğrafi uzaklık dezavantajı var. Fakat bunu bir şekilde bizim yıldırmaması gerekiyor. Çünkü bugün
bugün Avrupa'ya baktığımızda Avrupa ülkelerinin birçoğunun AB'nin özellikle ASEAN'la işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Bölgeye AB'nin yanında AB de çok özel bir ilgi gösteriyor. Çünkü ASEAN dediğimiz topluluğun bu yılın sonunda yine ASEAN ekonomik topluluğu adı altında bir birlik kurması planlanıyor. Bunu tam olarak Avrupa Birliği'ne benzetemesek de benzer bir en azından bir birlikte ekonomik blok, ekonomik blok oluşma fikri olarak değerlendirebiliriz. Burada tek pazar ve tek üretim üstü olma imkanı doğacak 10 ülke için. Belki de AB ile beraber yine ASEAN'a bir yüzümüzü dönmemiz gerekecek bu noktada. Kesinlikle ASEAN'a yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Asya Pasifik'e yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Aslında hem doğuda hem batıda işbirliklerimizi artırmamız gerekiyor. ASEAN'la işbirliği evet içinde bulunamayız gibi gözüküyor bölge ülkesi olmadığımız için. Fakat çok çeşitli işbirlikleri söz konusu, ticaretten yatırım kadar. Çünkü orada şekillenecek birlik şu anda tek üretim ve tek pazar üstü olma planları o ülkeleri bir şekilde içeride yatırımları teşvik ederek bunun dış dünyayla ticaretini etkileyecek çok önemli bir fırsat olarak görüyor dünya bunu. Türkiye'nin de buna kanalize olması önemli. Bu yüzden Dışişleri Bakanımızın katıldığı toplantıyı da ben çok önemsiyorum. Geleceği şekillendirecek bu parametreler olacak. O yüzden içeride bir şekilde belirsizliği giderip maksimum reform yapacak ve minimumda risk üstlenecek bir hükümetle dışarıya da açılmamız daha şart, çok daha uzaktan özellikle açılmamız şu an çok önemli. Dünyanın genel durumu açısından herkes birbirle pazar kavgasında. Evet. Türkiye-İran serbest bölge projesi yolda deniliyor. İran'ın Van sınırında Hoy kentinde kurulacak bölge için mevzuat uyumlaştırması yapılıyor. Güzel bir haber. Bir de şu haber var, onu da soracağım. Terör saldırıları bölgede yatırım ve ticareti vurdu. Gulf turlarına giden yok deniliyor. Çünkü zaten 9 ülke biliyorsunuz uyarı bulundu, warning yaptı gidecek turistlere karşı. Şimdi DAEŞ operasyonundan bahsederken orada operasyonlar başlamasıyla ve PKK kandili vurmasıyla bu operasyonlarla beraber bölgedeki bu ticareti başka yöne çekecek neler yapabilir Türkiye? Şimdi bu terör olayları tabii çözüm sürecinin bir şekilde şu anda baltalanmış olması çok önemli Türkiye için. Çok olumsuz bir gelişme. O yüzden ben çözüm sürecinin bir şekilde yola sokularak yeniden devam ettirilmesi gerektiğini çok önemsiyorum. Bu gerek çevredeki ülkelerle ilişkiler gerekse doğudaki kalkınma anlamında ki önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bir şekilde kalkınmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmesi için doğu bölgesine çok önem vermesi gerekiyor. Ve burada da bu huzursuzluk, belirsizlik, güven eksikliği zaten yıllardır yaşadığımız bir gerçek. Bu yatırımlardan işsizliğe kadar bölge için çok önemli bir sorun. O yüzden bir şekilde yeniden bir barış sürecine girilmesi, evet şu anda baltalanmış durumda ama çok önemli olacak. Bunun bölge ülkelerle ilişkisi de, ilişkiliği de etkileyecek. Evet. Zaten bildiğiniz gibi çevremizde de fırsatlar var. Hem tehditleri hem de fırsatları barındıran bir coğrafyadayız, bir konjonktürdeyiz. İran var. İran'la iyi bir pazar, bildiğiniz gibi büyümeye açık bir pazar, şu anda finansal sisteme de entegre olacak. Orada büyük bir pazar bizi bekliyor, potansiyel bizi bekliyor. Zor, atılması gereken adımlar var gerçekten. Ama yine dönüp dolaşıp kendi içimizdeki istikrarı ve güven ortamını sağlamaya geliyor. Bütün eski ortaklıklarımız var tabii. Bir tarafta Pers İmparatorluğu, bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu. Çok uzun yıllar. Çok geçmişimiz çok gerilere gidiyor. Mustafa Bey, şimdi çözüm süreci derken hemen tabii Avrupa'da çözüm arayışı diye bir haberle, Star Gazetesi manşetiyle sormak istiyorum size. Şimdi HDP eş başkanı Demirtaş aslında gazetecilerle bir araya gelecekti. Sonra son dakika gelişmesiyle Brüksel'e, Belçika'ya gitme kararı alındı. Daha sonra havaalanında bir açıklama yaptı. Bildiğimiz kadarıyla orada KCK'nın üst yönetimiyle ya da Avrupalı liderler öyle söyleniyor, bir araya geleceği söyleniyor. Amerika ve Avrupa Birliği'nden PKK terörüne gelen sert tepki, hedefe odaklı başarılı operasyonlar erken seçim ihtimalinin güçlendiğini görünce Demirtaş çözüm arayışı için soluğu Brüksel'de aldı deniliyor Star gazetesinde. Kandili durdurun, seçim geliyor diye de manşet atmış. Yine Brüksel'de KCK ile eylemsizliği görüşecek diye bir başka haberde Vatan da var. Ne diyoruz şimdi, çok ani bir seyahat oldu bu, bilmiyoruz nedir ne değildir. Mustafa Bey, Ankara'da neler konuşuluyor? Şimdi tabii bu durdurun mesajı doğru, yani Kandili durdurun mesajıyla gitti. Neden Kandil durdurulmasını istiyor? Bu hani baktığınız zaman bir barışçı çaba olarak görünüyor ki ya bunun üzerinden propagandası yapılacak, yani bu kaçınılmaz, mutlaka böyle olacak. Fakat o zaman da tabii elbette yine konuşacağız ve soracağız, neden bugüne kadar beklediniz? İlk gün bu saldırıların manasız olduğunu herkes biliyordu, herkes konuşuyordu. Bugün gündem geldi.
ve bu PEDP'ye zarar vermeye başladı. Bu bugüne kadarki Selahattin Demirtaş algısına zarar vermeye başladı. Bu bugüne kadarki işte siyaseti güçlendirelim, işte insan siyaseten bazı şeyleri yapamayınca, siyasetin alanı daralınca teröre yarıyor bu işler söyleminin hiç de samimi olmadığını biraz göstermeye başladı vesaire vesaire. Her şey aleyhte gelişmeye başladı. Tabi bu sırada bir sürü insan öldü, askerler şehit oldu, polisler şehit edildi. Memleket tekrar terörle mücadele ve koalisyon gündemine, iki uzak kalmak istediği önemli gündeme geri döndü. Bundan sonra efendim işte biz şimdi gidiyoruz oradan barış çağrısı yapacağız. Biz bu işi durduracağız, kahramanlık yapacağız. Bu öyle en azından bizim hazmedebileceğimiz bir şey değil. Yani o lokma bizim boğazımızdan geçmez. Fakat işe yarayabilir mi? Tabii ki yarayabilir. Kötü bir şey midir? Hayır. Ben sadece burada bunun bugün değil, 20 gün önce ya da 20 Temmuz'da yapılması gerektiğini düşünüyorum. 20 Temmuz'da bunu yapmadıysanız en azından bugün bunu kahramanlığını yapamazsınız. Ama bugün bunu yapmanız kötüdür anlamında söylemiyorum. O bakımdan orada tabii Zübeyir Aydar ismi önemli o buluşmada. Onun çünkü KCK üyesi ve orada örgütte de ciddi bir ağırlığı var. Genelde KCK'nın Kandil'in dışındaki adamları biraz tırnak içinde eleman hüviyetindedir. Ama öyle değil. Oradan ciddi bir destek alabilir. Avrupa'dan tabii PKK'ya ciddi bir baskı var. Yani bazı konularda birlikte çalışıyoruz. Siz böyle yaparsanız biz de sizi terörist ilan etmek zorunda kalırız diye özetleyebileceğimiz basitçe bir durum. O bakımdan ben bunun işe yarayacağı kanaatindeyim. En azından söylem düzeyinde bir ateşkes vesaire olabilir. Ama dikkat ederseniz biz zaten saldırmıyoruz. Yerel güçler kafalarına göre hareket ediyorlar gibi bir söylemi var. İşin sorumluluğundan kaçmak için. Yine benzer bir söyleme şey yapabilir, dönebilir. Ama eğer şehirlerde sivil minibüsler havaya uçuruluyorsa ve Demirtaş'ın Avrupa'ya gitmesi, Avrupa'dan Kandil'e telefon açılması ya da çağrı yapılmasıyla bu işler duracaksa, bugüne kadar hem Demirtaş'ın hem HDP'nin hem ne yaptığı sorgulanır. Neden bu barış için çaba göstermediği sorgulanır. İki, Kandil'in de yani bizden bağımsız bunlar hareket ediyor demesinin bir anlamı kalmaz. Çünkü bu açıklamayı, bu çağrıyı pekala her zaman yapabilirlerdi. Şimdi gördüğümüz bir şey var maalesef. Biraz değil, bayağı ciddi, çirkin bir şey. Bütün bu yani dünyanın da hep bir ağızdan bu saldırıları, bu sürecin bozan saldırıları, çözüm sürecini bozan saldırıları PKK başlattı. PKK bir terör örgütüdür ve terör yapıyor. Türkiye teröre karşı mücadele etme hakkına sahiptir. Şimdi bu açıklama çok önemli. Bu bütün dünyadan gelen açıklama, sadece tek bir yerden de gelmedi. Bu açıklamanın gelmesi şu anlama geliyor. Bugün Türkiye'de bir seçime yönelik, biraz da erken seçim yaklaştığı için seçime yönelik bir tezahürat yapılıyor. İşte AK Parti tek başına iktidar olabilmek için böyle bir terörle mücadele kampanyası başlattı, süreci bitirdi. Ve insanlar AK Parti'nin tek parti iktidarı olabilmesi için ölüyorlar, şehit oluyorlar. Böyle bir şey söylemek için yani bir insanlıktan çıkmış olmak lazım. Yani tamamen bir siyasi varlık haline gelmiş olmak gerekiyor. Yani duygusuz ve haysiyetsiz bir varlık olmak gerekiyor. Başka türlü bunu düşünmek, bunu söyleyebilmek en azından insanın kırıntısı kalmış vicdanını rahatsız eder. Şimdi bütün dünyada bunu söylerken üstelik. O bakımdan bunların hepsini şimdilik bir tarafa bırakıyorum ama bu rivayet, evet, bu tezvirat devam edecektir. Yani bu zırvalama devam edecektir. Onu ayrıca mecburen konuşmak zorunda kalacağız. Fakat 3 sebep söyledim. 1. Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen demin bahsettiğim yöndeki açıklamalar. Evet. Yani bizim arkamızda artık bir destek yok. 2. Kandil ve lojistik desteklerini aldıkları, mühimmat yığına yaptıkları, komuta kararların verildiği üst düzey yöneticilerinin bulunduğu
iletişim hatlarının vesaire, yani Kandil'i ve civarındaki bütün önemli noktalarını, kamplarının bombalanması ve yerle bir edilmesi, yani orada %100 bir başarı var. Eğer bu operasyon IŞİD'le aynı gün yapılmış olsaydı, muhtemelen Kandil'in tepe isimlerinin birçoğunun da dan da bugün bahsetmiyor olacaktık. Ama orada bir günlük bir gecikme ya da bir günlük bir fark söz konusu. Bu da ayrı bir konudur. Belki sırası gelince onu da konuşuruz. Evet. Üçüncüsü de erken seçim ihtimalinin giderek yaklaşması. HDP'yi insani olarak değil, tamamen siyasi olarak ve tamamen kaybetme endişesiyle, kaybetme psikolojisiyle Brüksel'e götürdü. Bunu muhtemelen aksini söyleyecek. Tabii biz barış için uğraşıyoruz diyecek. Ama dediğim gibi, evet, son tahlilde PKK terörü bırakacaksa bu kötü bir şey değildir. Ama nasıl bırakacağını, arkasından nasıl amalar getireceğini, getirip getirmeyeceğini göreceğiz. Evet. Şunu söyleyelim, terörle mücadele konusu Türkiye için asla seçim öncesindeki gibi yürütülecek bir süreç olmayacak. Daha doğrusu çözüm süreci diyelim yahut. Evet. Böyle olmayacak. Devlet elindeki o otoriter gücü, sopayı demiyorum, silahı demiyorum, otoriter gücü, bildiğiniz silahsız sopasız bir devlet otoritesi vardır, hissedilir. Hı hı. Özgürlüklere mani olmadan bu yapılır ve Türkiye'nin baştan beri uğraştığı şey bunu sağlamaktır zaten. Evet. Ama bunu şehirlerde terörü azdırmak için kullanırsanız, o zaman devlet elinde sopayı ve silah almak zorunda kalır. Evet. Şimdi 7 Haziran'dan önceki gibi olmayacak. Şehirlerde de, dağda da terörist unsurların tamamına yönelik çok net operasyonlar yapacak. Sert demiyorum, net operasyonlar. Evet. Ve onların hiçbiri de işte devlet operasyon yapıyor, demek ki süreci devlet baltalıyor. Hayır, devlet elinde silahlı olan herkes operasyon yapacak. Evet. Benim de elimde silah olsa Ankara'da bana da yapar. Yani onu asayiş olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir kısmını, bir kısmını da terör. Evet. Ama dediğim gibi terör saldırılarının durdurması bakımından yararlı olur diye bir umudumuz var. Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz. Bir aslında süremiz doldu ama ben teşekkür ederim. Hemen hocama sorayım. Bu et fiyatında bu artış, et fiyatı kurban öncesi et fiyatlarında artış hikayesi var. Şimdi son günlerde konuştuğumuz, bizim patates sorunumuz vardı Mustafa Bey'le. Şimdi et sorunumuz mu çıkacak onu bilmiyorum. Bu enflasyon çok etki yapar mı? Gerekiyor aslında. Son enflasyon rakamı açıklandı, bildiğiniz gibi %6.8 geldi, bir düşüş var son 2 aydır. Fakat içeriğine baktığımızda gıdanın hala çok kemikleşmiş bir etkisi olduğunu görüyoruz. Hani gıda artı lokantalar ve oteller, burada da gıda çok ağırlıklı. Artı konuta baktığımızda, az önce konuttan da bahsettik. 6.8 puanın yıllık enflasyonda 4.5 puanının buradan geldiğini görüyoruz. Gıda hala artış oranıyla, evet, da etkisi ve sepetteki az önce konut ve gıdanın harcamadaki paylarından bahseden bir haber geçmişti. Bunların ağırlıklı bir sepette etkisi olduğu için ve artış oranları da güçlü olmaya devam ettiği için hala çok önemli bir dinamiğini barındırıyor. Burada gıdada özellikle belli başlı sorunlar var. Fiyat mekanizmalarında sorunlar var. Evet. Bununla ilgili çalışmalar başlatıldı ama hızlandırılması gerekiyor. Evet. Çünkü burada sadece işte kuraklık veya iklimsel mevsimsel sorunlar yok. Geçen sene bunları yaşadık gerçekten ama bunlar yavaş yavaş kalkmaya başladı içinde bulunduğumuz senede. Evet. Arz talep, arz temelli değil de daha çok fiyat mekanizmasında bazı sorunlar görüyoruz. Evet. Bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde gelecek hükümetin buna odaklanması önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam aktardıklarınız için. Ben konuyla ilgili aktaracaklarınız son bir cümle var mı Mustafa Bey? Bitti süremiz ama. Vallahi yok, çok ben de yakından takip ediyorum. Gıda enflasyonu eğer faizlerin düşüşünü ya da artmasını etkileyecek bir argüman olarak ileride kullanılırsa, ben bunu, bu enflasyonu engelleyemeyenlerin, gıdada spekülatif artışı engelleyemeyenlerin, ki bunlar maalesef bakanlar ve bürokratlar, yabancılar değiller yani, evet, sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum. Onu o zaman da söyleyeceğiz. Sonra Merkez Bankası ile kavga eden, Merkez Bankası'nı tefe koyan açıklamalar duyuyoruz. Evet. Merkez Bankası'nda evet kabahatleri var, o ayrı bir bahis ama en azından bundan dolayı onu değil, gerçek sorumlulara sorumlu, evet, tutmak gerekiyor.
Ben Ticaret Bakanlığı'nı bu konuda çok önemsiyorum. Çalışmaları var ama işe yarayıp yaramadığını, onunla çalışmaları uygulatıp uygulatamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Bir cümle söyleyeyim mi vaktimiz varsa? Yok aslında bu, ama. dikkat ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ticareti, uzak doğuyla ticareti yapmak zorunda. Bundan kaçılmaz. O tarafa doğru kaydı. Ve dikkat ediyorum, Avrupa Birliği'ni Amerika'ya bağlıyor. Malum anlaşmayla. Aynen. Kendisini de Pasifik üzerinden Asya'ya bağlıyor. Öyle, evet. Bu Orta Doğu'yu aradan çıkartmak demek. Evet. Ve bu öyle çok basit bir şey değil. Hocam daha iyi biliyordur. Bence bir başka programda hocamdan bunun izahını dinleyelim. Akşam 24E var. Bu konuyu konuşacağız zaten. Çok Orta Doğu konusu ve Asya. Ama tekrardan hocamızdan ve Mustafa Bey sizden bu konunun detaylarını talep ederiz bir başka yayında. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hocam tekrar teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Tekrar bekliyoruz sizleri. Borsa İstanbul'un açılışını aktaralım. %0.5 artıda başladık. 78.549 dolar, 2.78.48 oldukça sakin bir seyirde işlemlerine devam ediyor. Analiz sentezin sonuna geldik. Saat 12.35'te kahve molasında ve saat 20'de 24 Eylül'de tekrar görüşmek üzere.